Büyükelçiler, elçiler, mahkememizin ve ülkemizin saygıdeğer bürokratları, hepinizi saygıyla karşılıyorum. Bir eğitimci, bir sanatçı olarak bugünü çok önemli buluyorum. Bu koordinasyonu yapan saygıdeğer kaymakamımız ve Köksal Bey'in çalışmalarıyla meydana gelmiş olan bu birliktelik, hele de tek millet değil, çok milletlerin bir araya gelmesiyle beraber, bu kültürel alışverişle beraber bir zenginlik kazanacağımızı, ülkeler arası kültürel ilişkilere hizmet edeceğini, bu bağlamda hep barış ve sevginin yer tutacağını inanıyorum. Ve bunun da başarıya devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu koordinasyonun projenin içerisinde kaymakamımızın himmetiyle yine bizler bu projenin içerisinde daha farklı bir şekilde yer almayı arzu ederiz. Ve olacağına da inanıyorum. Sanatçılar Vakfı Maltepe'de 1995'te bir ihtiyaçtan doğdu. Pek çok ressam ve heykeltıraşın bir araya gelmesi, müzisyenlerin, konservatuar hocalarının bir araya gelmesiyle bu Sasalı Vakfı'nı kurmuş olduk. O zamandan beri yönetici olarak da içinde görev almaktayım. Ve bu kültürel faaliyetler içerisinde resim, heykel, müzik, edebiyat, folklor, aklınıza ne geliyorsa bu sanat faaliyetlerini, bu Sasalı yönetimi ve idarecileri, hocaları yönetmektedir. Bizi davet edip de konuşma sırası verildiğim için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki konuşmacılara zaman kalsın diye daha az konuşuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. Proje güzel bir başlangıç sağladı. Umuyoruz ileride YTP Üniversitesi ve bu kuruluş daha da güzel projelerle devam edeceğimizin için hepinize teşekkür ederim. Sayın Kaymakamımız, değerli Taşevite temsilcileri, komşularımız, gençlerimiz, Maltepe ülkesinde yer alan farklı milletlerden, farklı kuruluşlardan gelen kişilerin temsilcilerin bize merhaba demek istiyor. Öğretmenler, öğrenciler. Burada çok güzel bir topluluk var gerçekten. Kaymakamımıza çok özel bir teşekkür borçluyuz hepiniz. Bu projeyle Maltepe ilçesinin sınırları içerisinde yaşayan bütün insanları, bütün kişileri bir araya getirmeleri, kaynaştırmaları, bu karşılıklı kültürel ilişkilerin artması konusunda örnek olmaları son derece sevindirici. Maltepe Sayın Maltepe Kaymakamımız, değerli kaymakamlık çalışanları, sayın konsolosluk temsilcileri, proje ortağı kurucuları, saygıdeğer temsilcileri ve çok değerli katılımcılar. Öncelikle sosyal bilim sanat yoluyla güçlendirmeyi hedefleyen ve bu önemli çalışmayı düzenlediğiniz ve katılım gösterdiğiniz için Birleşmiş Milletler Bizler Yüksek Komiserliği'ne size teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Günümüzde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda insan hareketleri tarihte eşi benzeri görülmediği bir dönemde yaşıyoruz. Bugün dünya çapında 250 milyon göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor. Birçoğu için göç deneyimi, gönüllü, güvenli, zenginleştirici bir anlam içerirken çok daha fazlası için durum ne yazık ki böyle değil. UNHCR'ın ilgi alanındaki kişiler arasında kendi ülkeleri içinde zorla kendi ülkelerin içinde zorla elinde edilmiş kişi sayısı günümüzde dünya çapında 70 milyonu aştı. Ve bunların 25 milyondan fazlasını mülteciler oluşturuyor. Günümüzde... Sayın Başkonsolosluğum, Ateşelerimiz, Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, Dirtip Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcımız, İçerik Eğitim Bölüm, SASAL temsilcilerimiz, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Maltepe'de 22 milletiz. Hepimiz Maltepe'liyiz. Projemizin finaline hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizim projedeki amacımız ne? Kısaca iki cümleyle onu ifade etmek istiyorum öncelikle. Hepimiz görüyoruz ki bugün dünyanın çeşitli yeri, özellikle de ülkemizin etrafında çok fazla düşmanlık, kin, husumet, zulüm ve benzeri sayabileceğimiz bir sürü olumsuzluk kolluyor adeta. Bir proje vesilesiyle ilçemizde 22 milletten kardeşlerimizin, insanlarımızın olduğunu fark edince istedik ki bunları birbirleriyle tanıştıracak, paylaştıracak bir şeyler yapalım. Köksal kardeşim sağ olsun bu işi takip etti. Yeditepe ve Maltepe Üniversitelerimiz, SASAL, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğimizin katkılarıyla ve belediyemizin ilçemizde indirmemizin çok değerli katkılarıyla böyle bir proje ortaya çıktı. Ben inanıyorum ki bizim en büyük ihtiyacımız şu anda birbirimizi sevmek ve birbirimize karşı saygı duymak. Bunu yapabilmek için de insanların birbirini anlaması gerekiyor. Anlamak için de birbirlerini tanımaları gerekiyor. Dolayısıyla ben bu projeye katılan değerli Maltepe'li hemşehrilerimin arasında böyle bir kaynaşma, anlaşma, birbirini tanıma ortamı oluşturabildiysek bu projeyle, bu projede başarılı olmak demek. Başka herhangi bir başarı aramıyoruz. Bu projeden beklediğimiz, beklentimiz tamamıyla budur. Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere Maltepe Üniversitemize, Yeditepe Üniversitemize, belediyemize, ilçemizde eğitim müdürlüğümüze, SASAL'a ve tabii ki teşekkürün en büyüğünü hak ettiğini düşündüğüm katılımcı hanımefendilere, diğer çocuklarımıza, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Az önce burada herkesin dile getirdiği gibi diliyorum ve istiyoruz ki imkanlarımız el verirse bu projeyi ve benzeri projeleri devam ettirelim veya yeniden yapalım, hayata geçirelim. Sizlerin de az önce söz verdiği yine desteklerinizi bekliyoruz. Ben tekrar hepinizi en kalbi teşekkürlerimle, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sahneye davet ediyorum.